Şimdi işte İzmir'de bilinen, hani bütün gazetecilerin bildiği, bütün siyasetçilerin bildiği, özellikle CHP'lerin konuştuğu üç farklı grup var. Bir Tunca Özkan, bunun başını çektiği bir grup. İki Abdülbatır Deniz Yücel'in başını çektiği bir grup. Buna Etnan Arslan'da da katabiliriz. Bir de Tur Soyer ve Rıfat Nalbantoğlu gibi isimlerin başını çektiği bir grup var. Şimdi üçe bölünmüş durumda bu gruplar. Tabii şimdi aslında bu seçimden önce her grubun kendince farklı şeyleri vardı. Farklı çıkış noktaları vardı. Farklı durduğu yerler vardı. Hepsi aslında kendince siyasi çalışmalarına devam ettiriyordu. Fakat Utku Gümrükçü'nün açıklaması hem Tunç Soyer hem Abdülbatır cephesini bir araya getirdi. Taşları yerinden oynattı diyebiliriz. Yani şey gibi, Japon yapıştırıcı gibi hepsi birbirine kenetlendi. Ve hani iki grup bir araya geldi. Şimdi tabii bu iki grup bir araya gelince sevgili Aydan, şimdi en çok merak edilen bu grup, iki grup bir arada dururken durabilecek mi? Şimdi şeyin çok güzel bir hikayesi vardır. Hani yılanla bir adamın hikayesi vardır. Şimdi yılan her gün işte adam yılana süt götürüyor. Yılan da her gün bir tane altın veriyor. Sonra aradan adam hastalanınca, rahatsız olunca oğluna işi veriyor. Çocuk her gün gelip bir süt verip bir altın veriyor. Bir süt verip bir altın alıyor. En son bir gün çocuk diyor ki, açgözlülük yapıyor. Diyor ki ben niye diyor her gün geleyim ki diyor. Bunu öldüreyim, bütün altınları alayım gideyim diyor. Neyse tam geliyor şey, yılana sütü verirken yılan elinde bıçakla tam vuruyor, baltayla vururken yılan çekiliyor, kuyruk kopuyor, yılan da sokuyor çocuğa, çocuk ölüyor. Aradan bir zaman geçiyor, adam yine geliyor yılanın, ya biz seninle eski ne kadar güzel dostluk, iyi ne kadar güzel arkadaşlık diyor. Gel diyor biz diyor eskisi gibi dost olalım diyor. Yılan diyor ki vallahi diyor bende bu kuyruk acısı, sende de bu evlat acısı oldukça biz dost olamayız diyor. Şimdi CHP içerisinde aslında Abdülbatır'la Tunç Soyer'in durumu bu. Yani bir grup başkan vekilliği açısından belki hani beraber hareket etmişler ama biri Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor, öbürü de öbürünün belediye başkanı olmak istediğini biliyor. Dolayısıyla siyasi bir dostluk olma ihtimali bence yok. Olamaz yani. Hani doğanın Kanunlarına aykırı. aykırı. Şimdi dolayısıyla böyle bir birlikteliğin hani ne kadar süreceğini bilemeyiz ama şu bir gerçek, her iki tarafta birbirine karşı samimi değil. Bu kesin. Çünkü bunu İzmir'de kime sorarsanız sorun, Abdülbatır'ın hani bu seçimleri bu seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini herkes biliyor.